Sayın Kaymakamım, Sayın Vakfı Kebir Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vakfı Kebir Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, değerli konuklar ve basınımızın güzide temsilcileri. Bugün 20 Mayıs 2014. Bundan 14 yıl önce elin bir kaza sonucu yitirdiğimiz 38 deniz şehidimizi anmak için toplandık. Bu şehitlerimiz Beşikyüzü halkının vicdanında derin izler bırakmıştır. Bu 38 can Beşikyüzü'nün, Beşikyüzü yaşamının şehididir. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Eğitim ve kültür diyarı olan ilçemizde yaşanan bu facianın üstünden geçen zaman yaraları sarmış gibi görünse de acısı ilk günkü gibi hala yüreğimizde. Acının lisanı, mekanı yoktur. Kilometrelerce uzaklıktaki Soma'da yaşanan acıyı tarif etmek de imkansızdır. Diliyoruz ki Rabbim böyle bir acıyı bir daha ne bizlere ne de başkalarına yaşatsın. Değerli kaymakamlarım, değerli belediye başkan arkadaşım, değerli komutanlarım, muhterem hazırım. Bugün 20 Mayıs 2014. Bu yörede Mayıs 7'si adı altında kutlanan şenliklerin tarihi. Bundan 14 yıl önce bu şenliklerde yaşamış olduğumuz elin bir kaza sonucu 38 Beşikyüzlü vatandaşımızı maalesef denize kurban ettik. Şehit oldular. Tarihe biraz dönüp baktığımda, hafızamı yokladığımda beni etkileyen mutlaka Türkiye Türk Devleti'nin tarihinde bir takım deniz kazaları var. Bunların başında 1890'da Japonya'yı ziyaret eden ve Koşimoto kayalıklarına çarpan Ertuğrul Fırkateyn'in de ölen, şehit olan 550 denizcimiz vardır. Bundan ve 14 yıl öncesine gelene kadar da bir takım deniz kazaları olmuştur ama bir Beşikyüzlü olarak beni en çok bu Beşikyüzü'nde yaşadığımız elim kaza da etkilemiştir. Bugün hükümetin, devletimizin 3-5 gün önce Soma'da maden kazasında şehit olanlar için düşündüğü ve daha bir takım olaylarda kazayen de olsa şehit kabul edilenler statüsünde, şehit statüsünde ve bir takım olayların kabul edildiği bir günde yeni çıkan yasalara göre bizim bu 38 kardeşimizi sivil şehit statüsüne sokmak için bugünden itibaren Sayın Kaymakamımızla birlikte bir girişim başlatmamızın doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü Hakkari'de uçakların yanlışlıkla vurduğu vatandaşlarımız bu ülkede şehit kabul ediliyorsa, bir takım kazalarda ölenler sivil şehit kabul ediliyorsa, devletimizin burada mağdur olan, burada canlarını yitiren vatandaşlarımızın da yakınlarına bu ilgi ve alakayı göstermesi gerekir. Burada ölenlerin de sivil şehit sayılması hususunda gerekli girişimlerin yapılıp ve bunun da neticelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sayın Kaymakamımızdan da bu konuda mutlaka birlikte ortak bir çalışmayı beklediğimi de buradan belirtiyorum. Aramızda bu kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınları var. Onlara da tekrar Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yine Soma'da geçtiğimiz hafta hayatını yitiren, hayatını kaybeden 301 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onların da yakınlarına başsağlığı diliyorum ve her iki kazada ölenlerin tüm yakınlarına, milletimize tekrar Cenab-ı Allah'tan başsağlığı dilerken
sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü esta'inu bis-sabri ve's-salah. İnna Allaha ma'as-sabirin. Ve la tekunu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bel ahya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين. Ya Rabbi, şu anda okunan ayetleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevapları evvelen bizzat Hazreti Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ruhuna hibe eyledi, kabul eyle. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve Havva anamızın ruhuna da hibe eyledi, kabul eyle.
Hazreti Adem ve Peygamberimiz arasında gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ve ümmetlerin ruhlarına hibe eyledi, kabul eyle. Ya Rabbi, bu dünyadan böyle kazalar sonucu vefat eden, şehit olan tüm şehitlerimize, ölenlerimize rahmet eyle. Bilhassa 14 yıl evvel burada elin bir kaza sonucu vefat eden 38 vatandaşımızın da ruhlarına hibe eyledi, kabul eyle. Yakınlarına sağlık, sıhhat, afiyet, helal rızık, sabırlıklar ihsan eyle. Bir hafta önce Soma'da meydana gelen elin bir kaza sonucu vefat eden, iş kazası sonucu meydana gelip şehit olan 301 şehidimize de rahmet eyle. Onların da yakınlarına sağlık, sıhhat, afiyet, helal rızık, sabırlıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, ülkemizi, milletimizi, insanlığı bu gibi felaketlerden, kazalardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizlere akıllı olmayı, aklımızı kullanarak tedbirli olmayı, işlerimizi düzenli, düzgün yapmayı da nasip eyle. Ya Rabbi, bizlere daima birlik, dirlik, huzur ve sükun nasip eyle. Ya Rabbi, birbirimizi sevmeyi, saymayı, kardeş olmayı, beraberce yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi, sana el açıyoruz, senden yardım istiyoruz. Tüm isteklerimizi sana arz ediyoruz. Ya Rabbi, dünya hayatında iyilikleri, güzellikleri nasip ederek ahirette de cennetine, cemalullahına ulaşmayı hem ölenlere, hem şehitlere ve hem bizlere de nasip eyle. Burada okuyan, amin diyen, el açıp amin diyen şu kardeşlerimizin de geçmişlerine rahmet eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.